içeriğin birleşmesi, işte okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz videolar, tanıştığımız insanlar, kafa yormalarımız bizi buraya götürüyor. Abi bu kadar yani et tüketmiyoruz, balık bile dahil. Veganlar proteinlerini nasıl karşılıyorlar? Proteini en fazla insan hayatında kullandığımız dönem büyüme ve gelişme dönemi. Biz büyüme ve gelişme döneminde yani 0-2 yaş arasında dahi günlük en fazla 15 gram protein tüketiyoruz. Vegan ürünler nelerdir? Proteini karşılayabileceğimiz vegan. Şimdi da görebilir miyiz? Çok özür dilerim. Benim hazırladığım bir görsel var. Bu görsel bizim ihtiyacımız olan bütün besin elementlerini içeriyor. Tabii en başta güneş. Buraya güneşi de çizelim. Çünkü güneş ışınlarını alan yeşil yapraklı sebzeler besin üretirler. Bütün canlılık alemi o besine kullanır. Örneğin şöyle gösterecek olursak proteini sordunuz ya. Böyle bir su bardağı kadar kuru fasulyenin içerisinde 15 gram protein var. Vücudun ihtiyacı olan kadarı şu şekilde hesaplanıyor. Vücut ağırlığımız çarpı 0.8. Örneğin ben 50 kiloyum. 50 çarpı 0.8 çıkan sonuç 40. Hadi 45 diyelim, yuvarlak hesap olsun. 3'e bölünsün. 45'i 3'e böldüm çünkü 3 öğün besleniyorum. 3'e bölünce 15 çıktı. 15 gram proteine benim bir öğünde ihtiyacım var. Benim vegan olmadan öncekine göre protein değerlerim daha yüksek ve daha sağlıklıyım. Öncekine göre hasta olma oranım çok düştü. Benim önceden bağışıklığım çok düşüktü. Ama tabii böyle güzel beslenince sonuçlarını da alıyorsunuz. Evet, bütün renklerin içerisinde farklı antioksidanlar var. Mesela kuru soğan, mor soğan yani. Mor olduğu için içerisindeki antioksidan örneğin turuncuda yok. Protein çok zengin bir tabak hazırlayabilir misiniz bize? Tabii hazırlarız, ancak şunu belirtmek istiyorum. Sadece veganlar böyle beslenmiyor. Kalp damar hastaları damarları açılsın diye böyle besleniyorlar. Şeker hastaları kan şekerleri düzelsin diye. Ben ortalama bir tabak nasıl oluşturulur onunla ilgili bir kombin yapacağım. Çünkü evet, hayvansal içerikler gerçekten şu anda çok zarar. Yani dünyadaki antibiyotiğin yarısından fazlası hayvanlar için kullanılıyor ve iklim meselesi için de bitkisel beslenmeye geçmemiz gerekiyor. Şimdi bulgurumuzu koyduk. Bunun içerisinde 5 gram şöyle protein var. Tabii bu değişebilir. Bunun yarısını da tüketebilirsiniz. Önemli değil. 5 gram protein var. 1 su bardağı kadar haşlanmış buğdayda. 1 su bardağı kadar da kuru fasulye, onun içerisinde 15 gram var. 3 tane ceviz koyduk, 3 gram protein var. Yani şu anda hiçbir şey yapmayın, sebze bile koymayın. Bunun içerisinde şu anda 23 gram protein var bu tabağın içerisinde. Sefer Hanım'la birlikte çok güzel bir buğday sütü yapacağız. Fakat yapımına geçmeden önce sizden yararlarını öğrenebilir miyiz? Buğday sütünün faydaları neler? Aslında sadece buğday sütü değil, badem sütü, kemeril sütü, ceviz sütü dahi yapabilirsiniz. Sizin bütçeniz, zevkiniz neye el veriyorsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Yani hangisinin tadı hoşunuza gidiyorsa? Evet, hangisinin tadı? Ben mesela fındık sütünü çok fazla sevmiyorum. Ağır geliyor. Evet, badem sütü daha tatlı, daha içilebilir kıvamda oluyor. Buğday sütü de öyle, benim sevdiğim sütlerden birisi. Buğday sütünü yapalım bence de buradan da gördükten sonra. Ve günlük yapmak gerekiyor. Bunlar çünkü çok dayanmıyor doğal olduğu için. Bir su bardağı su buğday kattım. Şimdi suyundan da 2 su bardağı katalım. Biraz daha yoğun olsun istiyorum. Şimdi karıştırdık buğday sütümüz, müslimiz, suyumuz karıştı. Tercihinize bağlı, zamanınız varsa daha çok karıştırırsınız. Bunu bir ince bir
süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Az ya da çok karıştırmanın bir farkı var mı? Ya tabii, daha çok karıştırırsanız ve bunu ıslatırsanız birkaç saat önceden, iki saat önceden ıslattığınız zaman daha yoğun bir sıvı elde edersiniz. Evet. Ellerinize sağlık. Gerçekten afiyet çok olsun. Güzel olmuş. Kevser Hanım'dan vegana dair bütün her şeyi öğrendik. Çok güzel bir buğday sütü yaptık. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.